Brüksel'den Cumhuriyet Halk Partisi Avrupa Birliği temsilciliğinden merhaba. Ben Kader Seviç. Bir yandan Brüksel'de Avrupa Birliği'nin genel gündemi hızla sürerken bizim de elbette kendi açımızdan Türkiye'yi ilgilendiren gündem maddelerimiz var. Bunların başında da vize serbestisi geliyor. Biliyorum ki bugün Türkiye Cumhuriyeti'nden, ülkemizden başvuruda bulunan Schengen vizesi almak isteyen genç öğrencilerimiz, staj yapmak üzere bekleyen gençlerimiz, akademisyenlerimiz, sivil toplum kuruluşu yöneticilerimiz ve zaman zaman da iş dünyamız bu sorunla karşı karşıya kalıyorlar. Rekor bir düzeye ulaşan vizelere red cevabı bizi hiç hak etmediğimiz bir noktaya sürüklüyor ülke olarak. Peki bu işin arkasında gerçekten ne var diye baktığımız zaman aslına bakarsanız burada Avrupa Birliği'nin payından çok mevcut iktidarın payını görmek çok daha olası. Bakınız ne olmuştu? Hem vize konusunda, vize şartları konusunda uluslararası düzeyde hukuki yollar tüketilmemiş, hukuki yollar ve hukuki mücadele verilmemiş. Hem de aynı zamanda Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yapılan göç anlaşmasının bir maddesi olan vize serbestisi konusunda da bu işin gereği iktidar tarafından yapılmamıştı. Böylelikle muhalefetin sonuna kadar destek verdiği, geceli gündüzlü çalıştığı reformlar tamamlanmadı. Bu reformların tamamlanmaması sonucunda da elbette vize serbestisiyle ilgili süreç ertelenmiş oldu. Oysa ki mevcut iktidar bunu taahhüt etmişti. İşte bugün yabancı büyükelçiliklerin kapılarında yaşadığınız zorlukların ve muamelenin birincil sorumlusunun iktidar olduğunu asla unutmayın. Oysa sizler de bugün dünyayı gezmeyi, dünyada kendi meslektaşlarınızla fikir alışverişinde bulunmayı hak ediyorsunuz. Bizim yurttaşlarımız bunu en az Avrupa Birliği vatandaşları kadar hak ediyorlar. Bugün uğranılan muamele bize yakışan bir muamele değil. Fakat bunun birinci sorumlusu gerçekten Türkiye'deki siyasi iktidardır. Ve bu değişmek zorunda. Hem ekonomi politikalarının değişmesi, dolayısıyla döviz kurunun düzelmesi, hem de aynı zamanda sizlerin vizeye erişiminiz noktasında bu işin gereğini yapmak gerekiyor. Maalesef bunu yapabilecek olan mevcut iktidar değildir. Bunu yapabilecek kadrolar, bunu yapabilecek vizyon ve hali hazırda da bunun mücadelesini veren bizleriz. Sizler de seçime doğru sandıklara giderken çocuklarınızın, kendinizin, kardeşlerinizin, aile üyelerinizin ve akrabalarınızın uğradıkları bu kötü muameleyi, vizelerine red cevabı almalarını asla unutmayın. Ve bunu sonsuza kadar tarihin derinliklerine gömecek bir çalışma, bir yetki için bize güvenin. Bunu yaparsak biz yaparız.